Evet, tarihte SGK'yı batırdılar cümlesini başka birileri kullanabilir artık gibi görünüyor rakamlara bakıldığında. Şimdi emeklinin gözü maaş zam oranında %50 civarında olabilir deniliyor. Son durumu bir konuşalım Özgür Erdursun'la, sosyal güvenlik uzmanı Sayın Erdursun bu konuda her zaman kapısını çaldığımız ve en güvendiğimiz isim biliyorsunuz. Merhabalar Özgür Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Remziye Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi nedir efendim son durum? Enflasyon tahmin güncellemesiyle zam oranı ne olacak? Kim ne kadar zam alacak? Kimin maaşı ne olacak tam olarak? Siz yapmışsınızdır son hesaplamayı. Evet, biz de öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutlayalım. Sizlerin de Cumhuriyet Bayramı'nı Sağ olun, kutluyorum. sizin de. 100. yılı bitirdik. İkinci yüzyıla giriyoruz. Tabii ikinci yüzyıla girerken de ekonomik olarak sancılı bir ikinci yüzyıl başlangıcı bizi bekliyor aslında. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz ücretler maalesef enflasyon karşısında düşmüş durumda. Hayat pahalı, düşük ücretler, düşük emekli aylıkları, emekli aylıklarıyla kirasını dahi ödeyemeyen emekliler, çalışanların büyük bir kısmı asgari ücret seviyesinde bir ücretle çalışıyor. Ya bakıldığı zaman ikinci yüzyıla ekonomik olarak çok iyi girmedi Türkiye ve büyük bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizden de işte çıkabilmek için yollarını arıyorlar. İkinci yüzyılda bazı reformlarla aslında işe başlanılması gerekiyor. Yoksa bilindik yollarla gidilirse pek iyi sonuçlar vermeyecek şu anda izlenilen politikalar. Öncelikle şunu söylememiz lazım. Gerçek anlamda sosyal güvenlik sisteminin de güçlendirilmesi lazım ve gerçek anlamda da reformlara ihtiyaç var. Türkiye'de adil bir gelir dağılımı için aynı zamanda işsizlik ve kayıt dışılığı bitirmek için de muhakkak reformlar yapılması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de gidilen yol biraz önce söylediğim gibi doğru bir yol değil. Her geçen gün biraz daha çalışma hayatının zorlukları çalışanları ve emeklileri bekliyor. Şimdi bu değerlendirmeyle beraber de tabii herkesin gözü kulağı Ocak ayında hem emeklilere hem de asgari ücretlere yapılacak zam oranında emekli aylıklarına enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının da %40 seviyesinde olacağını düşünüyoruz minimum düzeyde. Devlet memuru ve devlet memuru emeklilerinde durum biraz daha farklı. Yaklaşık %9'luk bir farkları olacak kendilerinin. Yani SSK ve Bağkurlar ne kadar fark alacaklarsa memur ve memur emeklileri bunun üzerine %9 ayrıca toplu sözleşmeden gelen bir farkları olduğu için ayrıca bir fark alacaklar. Şimdi emeklilere 5.000 liralık bir ikramiye verildi. Bu bütçeden karşılanıyor. İşte emekli aylıklarının 7.500 liraya tamamlanması yine bütçeden karşılanıyor. Ve şimdi siz haberinizde de değindiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı artmaya devam edecek ve bütçe transferi de çok gündemde. Ama bu haberler aslında çok böyle profesyonel kişiler tarafından haberin kaynağı hazırlanmadığı için biraz yanlış diyebiliriz haberler. Çünkü bütçeden aslında ayrılması gereken pay ayrılmıyor ve verilmiyor. Bu nedenle ücretler düşmüş durumda. Mesela 2008 yılında bütçeden gayri safi yurt içi hasılaya oranı bütçe transferinin 3.49'du. 2009 yılında 5.23'tü. 2017 yılında 4.09'du. Bakın bütçe transferinin oranları gayri safi yurt içi hasılaya. Ama 2022'de bu oranın 2.59'a düştüğünü görüyoruz. Yani bütçeden daha büyük bir para aktarılmıyor. Tam tersi bütçeden ayrılan pay daha çok düşüyor. Bu oranların biz gayri safi yurt içi hasılaya oranla düştüğünü görüyoruz. Bu düşme de şu anlama geliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti vergi topluyor. Diğer birçok geliri var. Bu gelirlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sadece gelir ve gideriyle sağlık harcamaları, emekli aylıklarını karşılayamaz. Evet, Bunun dışında tabii bütçeye bir de hak verilmesi lazım. bizim haberimizin dikkat çektiği nokta SGK'nın ne kadar açık verdiği ile ilgili bir noktaydı.
Aslında şöyle Remzi Hanım, sosyal güvenlik kurumlarının açık vermesi iyi bir şeydir. Avrupa'da sosyal güvenlik kurumlarının açık oranları daha da yüksektir. Sosyal güvenlik kurumu açık verirse şayet daha fazla kişiye daha çok bir şeyler verildiği için açık verir. Ama bizde durum öyle değil. Bizde şöyle söyleniyor. Şimdi sosyal güvenlik kurumu açık vermesin. Mesela 2008 yılında dönemin Çalışma Bakanı Sayın Faruk Çelik döneminde, AK Parti döneminde denildi ki biz artık bu açığı, SGK'nın açığını kapatacağız. Sosyal güvenlik kurumu zarar etmeyecek. Herkes de bunu alkışladı, iyi bir şeymiş gibi. Sosyal güvenlik kurumunun açık vermemesi demek daha az kişiye ya da çok kişiye daha az para vermesi anlamına geliyor. Sosyal güvenlik kurumunun açık vermesi normaldir. Sosyal güvenlik kurumuna bu açıklar karşılığında toplanan vergilerle daha fazla bütçeden pay aktarılması gerekiyor. Buradaki aslında sorun bütçeden bakın ayrılan pay örnekleriyle söyledim. 2009'da %5,23 gayri safi yurt içi hasılaya göre para aktarılırken 2022'de 2,59'a düşmüş. Daha fazla bütçeden pay aktarılması gerekir ki emekliler aylıklarını daha hak ettikleri şekilde alabilsinler ama bu şu anda Türkiye'de mümkün gözükmüyor. Yani sistemsel bir değişikliğe gitmesi gerekiyor. Aksi halde düşük emekli aylıkları vererek bütçeden de daha az transfer yaparak düşük aylıklarla durumu geçiştirmeye çalışıyor şu anda hükümet. Bir taraftan da işte asgari ücrete zam yapıldığı zaman ya da ücretlere zam yapıldığı zaman biraz daha fazla sigorta primi ve vergi toplayarak bu aradaki farkı dengelemeye çalışıyorlar ama bu çok mümkün olmaz. Çünkü ücretler gerçek anlamda değerini yitirmiş durumda. Ücretlerin öncelikle emekli aylıklarının daha doğrusu güncellenerek hak ettiği bir duruma çıkartılması gerekecek. Devamında da bu emekli aylıklarını, kayıt dışılığı ortadan kaldıracak yeni bir sisteme ihtiyaç var. Böyle olmazsa gerçekten de emeklilerin işi çok zor. Bütçe transferi de bu şekilde devam ederse, aynı oranlarda daha az devam ederse emeklilere daha düşük aylık verilecek anlamına geliyor. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirleri ve giderleri var. Bir de sağlık harcamaları var. Sağlık harcamaları neredeyse emekli aylıklarının, tüm emekli aylıklarının, dul ve yetimlerinin de dahil olmak üzere verilen tüm emekli aylıklarının yarısı kadar sağlık harcaması var. Bu sağlık harcamalarına da biliyorsunuz sığınmacılar da dahil tüm hastanelerden ücretsiz yararlanabiliyorlar. Ama o kişilerin sosyal güvenlik sistemine bir katkıları yok. Katkısı olmayan milyonlarca kişinin harcamasını da haliyle çalışanlar üstlenmeye çalışıyor. Çalışanların ödediği primler yetmiyor. Bütçeden gelecek para da azaldığı zaman işte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açık verme birinci nedeni de bu olmuş oluyor aslında. Bir de işte kayıt dışı çalışma. Şu anda sığınmacıların yaklaşık %98'i kayıt dışı çalışıyor. Sistemin içine hiçbir şey vermeden geçimini sağlayıp sosyal güvenlik sisteminin içinde olmadan geçmeni sağlamaları ve her geçen gün sosyal güvenlik kurumunu zarara uğratıyor. Bir de işte emekli aylığı hesaplama sistemlerinden kaynaklanan hatalar nedeniyle de insanlar kayıt içi çalışmak istemiyor. Kayıt dışılığının önüne geçmeleri gerekiyor ki emeklilere daha iyi bir aylık verilsin. Yoksa enflasyon oranında Ocak ayında bir artış olacak ama enflasyon TÜİK'in açıklayacağı enflasyon işte %40 SSK Bağkur %50 emekli sandığı emeklerine artış yapılacak. Ancak gerçek anlamda biz enflasyonun kaç olduğunu bilmiyoruz. Gerçek enflasyon bu oranlarda mı? Yani gerçek enflasyon bunun iki katı mı? Bunu bilmiyoruz. Bunun iki katı ise iki katı oranında gerçek anlamda zam yapılması, enflasyon farkının verilmesi gerekiyor. Ama biz gerçekte yaşadığımız enflasyonu yetkililer tarafından açıklandığında kaç olduğunu bilmiyoruz. Zaten Çünkü iki gerçek katı değil. zam yapılmasın diye muhtemelen gerçek enflasyonun ne olduğunu tam Tabii ki. olarak bilmiyoruz. Peki Tabii ki. rakamlara gelirsek hani işte 49 dediniz, kamudan emekli olanlar için bir %9 ek düşünmemiz gerektiğini söylediniz. Burada herhangi bir değişiklik bu dakikadan sonra olmayacak. Öyle değil mi? Bir son Evet, devlet rakamları memurlarında paylaşır mısınız bizimle? Kim ne kadar alacak bu durumda en az? en düşük emekli aylığı yaklaşık olarak 32-33 bin lira bandına çıkacak. Ocak ayında devlette en düşük aylıklar.
Bunun üstünde aylığı alan kişiler de işte örnek veriyorum. Emekli aylığı şu anda mevcutta 25 bin lira alıyorsa, pardon 25 bin lirayla çalışıyorsa, özür diliyorum. Çalışanlar için şu anda konuşuyorum. Çalışan en düşük aylık 33 bin lira civarında olacak. Emeklilerde durum böyle değil. Emekli memurların aylıkları daha düşük. Çünkü memurlara 8 bin lira seyyanen artış yapıldı. Memurların emeklerine böyle bir artış yapılmadı. Çalışan memurların en düşük aylığı dediğimiz gibi 33 bin lira bandında olacak. Şu anda 30 bin lirayla devlette 30 bin lirayla çalışan birisinin aylığı da yaklaşık 45 bin lira seviyesine çıkacak. Özel sektör bu durumda değil. Asgari ücrete belli bir oranda zam yapılacak. Asgari ücrete de ben şöyle düşünüyorum. En az %50 ve üstünde bir artış yapılacağını Remzi Hanım ben öngörüyorum. Çünkü 2022 yılının Ocak ayında asgari ücrete %50.51 oranında zam yapıldı. 2023'ün Ocak ayında %54.66 oranında zam yapıldı. Yani Ocak ayında asgari ücrete %50'lerin üzerinde belki %55 gibi zam yapılacağını ben öngörüyorum. 17.000-17.500 lira bandına çıkabilir. Bu durumda diğer çalışanlara da aynı oranda, biliyorsunuz bizim yasalarımıza göre aynı oranda zam yapma zorunluluğu yok. Daha az oranda, asgari ücretin üstünde aylık alanlara daha az oranda zam yapılabilir. Bu durumda da daha az oranda zam yapılması demek asgari ücretli sayısının artması anlamına gelecek. Evet. Çalışanlar açısından evet. Durum vahim. Özellikle asgari ücretin üstünde çalışanlar için. Emeklilerin aylıklarına da, devlet memurlarının aylıklarına da, yaklaşık devlet memurlarından şu anda 7500 lira alanlar da var. Onu söyleyelim. En düşük devlet memuru, emeklisinin aylığı işte 12 bin lira diye haberler yapılıyor. 12 bin lira, 13 bin lira, ama o şekilde değildir. Bir kişi 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olmuş, bağ kurulu olmuş, fark etmez. 2008'den sonra devlet memuru olmuşsa şayet, emekli olduğunda 7500 lira alıyor. Yani şu anda Türkiye'de SSK, Bağkur, emekli sandığında en düşük emekli aylığı kaçtadır diye sorarsanız 7500 lira. Memurların aylıkları da 7500 liraya düşmüş oldu, en düşük emekli aylıkları. Emekli aylıklarının işte 7500 lira, belki 10.000, 12.000 lira bir rakama tamamlanacak. Ama bunun üzerine ayrıca bir enflasyon farkı %40 verilecek mi? Evet, Özgür Erdursun'la hemen bağlantımızı düzeltelim. Çünkü henüz saymadığı diğer emeklilerimiz de merak ediyorlar ne kadar alacaklarını. Buyurun Özgür Bey, devam edin kaldığınız yerden lütfen. Evet, şimdi diyelim ki bir kişi şu anda 5000 lira kök aylığı var ama 7500 lira alıyor. Bu kişinin aylığına %40 zam yapılsa, zamla beraber 5000 lira %40 ile 7000 lira olur. Yine 7500 lirada kalır. Bu nedenle de öncelikle şu en düşük kök aylık meselesini biz Temmuz'da çözülür diye bekledik. Çözülmedi. Ocak ayında kök aylık meselesi çözülmeden emekli aylıklarına %40 SSK bağ kurulara zam yapılmasının, enflasyon farkı verilmesinin bir önemi kalmaz. Bu oransal, yani kulağa %40, %50 yüksek gelse dahi bu oranlarla beraber milyonlarca kişinin emekli aylığı değişmez. Öncelikle kök aylık meselesini çözüp bunu bir açar mısınız Özgür Bey? Cehaletimi hoş görün. Fakat bu kısmı çok iyi anlayamadım. Şimdi biz bu vakayı bir yaşadık zaten. Zam geldi ama 7500 alanlar yine aynı parayı aldılar. Şimdi bu risk yine mi söz konusu? Evet, bu risk yine söz konusu. Çünkü en düşük şu anda kök aylık meselesi. Yani kök aylık dediğimiz nedir Remzi Hanım? Sizin normal, bizim primlerimizle alacağımız maaş. Emekli aylığı. Yatırılan primlere göre gerçek anlamda hesaplanan emekli aylıkları 4000 lira, 4500 lira, 5000 lira şu anda son zam sonrasında bu aylıkları alanlar var. Ama bu aylıklar 7500 liraya tamamlanıyor. Ama gerçek anlamda emekli aylığı kaç lira? 5000 lira. Şimdi bu 5000 lira üzerine yine %40 enflasyon farkı veriyoruz derlerse 5000 liraları çıkar 7000 liraya. 7500 liranın altında olduğu için yine 7500 liraya tamamlanır.
Evet. En düşük emekli aylığı 10 bin lira, 12 bin liraya çekebilirler. Ama bu durumda da diğer emeklilere de aynı oranda artış yapılmazsa bu sefer de emeklilerin büyük bir bölümü yüksek primler karşılığındaki emekli aylıkları en düşük tamamlanan aylığa düşmüş olur. Yani iki türlü sorun yaşanacak Evet, bir süreci yaşayacağız biz Ocak'ta. burada bir sıkıntı ve itiraz yükselecek gibi duruyor. Evet. Anlattıklarınızdan ben bunu anlıyorum Özgür Bey. Yani şimdi bizim direkt böyle %40, %50 artış yapılacak denildiği zaman insanlar şunu düşünüyor. İşte benim aylığım 7.500 lira. Buna %40 artış yapılsa demek ki aylığım 10.500 lira olacak. Ama 10.500 lira olmayabilir. Eyvah eyvah Bunun diyorum o için zaman. evet bu olmayabilir. Ama seçim öncesi muhakkak bir çözüm üreteceklerdir. Ancak en düşük emekli aylığını sadece arttırmak da çözüm değildir. Bu sefer de diğer emekli aylıkları daha yüksek primle yıllarca çalışan kişilerin mağdur ediyor en düşük emekli aylığının arttırılması. En Şöyle olması düşükle daha yüksek arasında makas gittikçe daralıyor ve daralıyor. herkes en düşük emekli maaşını alıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla. Ya en düşük emekli aylığı asgari ücretin altında öncelikle olmamalıdır. Asgari ücret kaç lira olacak göreceğiz. 16-17.500 lira bandında olacak. Bunun altında bir emekli aylığı olmamalıdır. Ve Peki. bu rakamlara tamamlansa dahi mümkün değil. Yani 10 bin lirayla 12 bin liraya falan tamamlarlar. 12.500 liraya ama diğer emeklilere bu sefer haksızlık yapılmaması için o kişilerin de öncelikle aynı oranlarda aylıklarının arttırılması gerekiyor. En düşük emekli aylığını arttırayım derken örnek veriyorum %75 arttırıyorsunuz ama bunun üstünde aylık alanlarını %40 arttırıyorsunuz. Bu durumda da yatırılan primler karşılığında hak etmiş olduğu emekli aylığını alamayan kişileri gören çalışanlar öyleyse yüksek rakamlarla sigortalı olmanın bir önemi yok. Ne de olsa Evet, çok önemli şeyler söylüyor Özgür Erdursun. Tabii hani umalım öyle olmasın çünkü bu şoku 7.500 lira alanlar bir kez daha yaşadılar. İkinci kez aynı şoku kaldırılabilirler mi? Gerçekten emin değilim. Bir taraftan Bağkurlar da bekliyor, çok fazla dile getiriliyor. Meclise gelecek yasadaki yeni emeklilik şartlarıyla burada yapılacak bu düzenlemeyle Bağkurlarında prim gün sayılarına ilişkin daha adil bir düzenlemenin yapılması beklentisi var biliyorsunuz. Bir an önce bu düzenlemenin yapılmasını istiyor Bağkurlar. Onların bu talebi artık duyulacak mı ve buna cevap verilecek mi? Bu önemli bir soru. Bir de bireysel emeklilik sisteminde de yeni bir düzenlemeye gidildiği ifade ediliyor sayın seyirciler. Neler değişecek? Tabii bunu da sormak istiyoruz. Duyabiliyor muyuz Özgür Erdursun'u yeniden? Özgür Bey? evet, duyuyorum Evet. ben sizi. Nedense zaman zaman bağlantımız kesiliyor. Çok da vaktimiz kalmadı. Hem şu Bağkurluların talepleri duyulacak mı, sesleri duyulacak mı? Ne dersiniz? Bugün böyle çok iddialı bir takım başlıklar vardı. Özellikle iktidara yakın bazı yayın kuruluşlarında ve medyada. İşte daha erken emekli olabilirsiniz vesaire gibi. Bir de şu bireysel emeklilik sisteminde yeni bir uygulamadan söz ediliyor. Ne değişecek BES katılımcılarının hayatında bu anlamda? Bir bize toparlarsanız sevinirim. Şöyle yani şu anda çok şey konuşuluyor ama ortada hiçbir şey yok. Öncelikle bir yasal düzenleme için bir hazırlığın olması gerekiyor. Böyle bir hazırlığı söylüyorlar ama ortada bir metin yok, bir yazı yok. Bizim de görevi yok. Biz neyi görebiliyoruz? Mesela 12. kalkınma evet krem tazı sonunu açık orada söylemeseler de bireysel emine biliyorsunuz çalışanlar katkı koyuyor. Çalışanların yanında işverenlerin de ortak ile katkı koyup tamamlayıcı emeklilik sistemini getirmelerini planlıyor. Kıdem tazminat aldırarak fonuna devretme planı var. Biz bunu görebiliyoruz. Şimdi işte Bağkurlarla ilgili ne olacak? Emekli aylıkları ile ilgili nasıl bir düzenleme olacak? Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı işçiler var. İşte 8 Eylül 99 sonrası bir kademe bekleyenler var. Çıraklar var. Doğum borçlanması, mağdur olan kadınlar var.
Yani bu sorunlar çok fazla emeklilik sisteminde, çünkü düşünmeden, çok yapmadan bir yasa çıktıktan sonra mağdur olan diğer kişiler de kendi sorunlarının çözümünü talep ediyorlar. Bu sefer sorunlar, Evet. mağdurların sayısı da artmış oluyor. Bunlarla ilgili de büyük ihtimalle Aralık ayında meclise bir düzenleme gelir diye düşünüyorum. Ayında birkaç konuyu içeren bir torba yasa getirirler diye düşünüyorum. Evet, BES demiştim en son iki cümleyle, orada da temelde nasıl bir değişiklik BES'lileri bekliyor? BES'in emeklilik sisteminde BES'te şöyle bir şey planlıyorlar işte. Kıdem tazminatını kaldırıp işveren kıdem tazminatını aylık olarak ortak katılım sistemiyle işverenin de katkı koyarak tamamlayıcı emeklilik sistemini devreye sokmak istiyor hükümet. İlerleyen günlerde en önemli tartışma konularından bir tanesi de bu olacak.